Bundan önceki videoda vektör alanlarından bahsetmiştik. Bu videoda ise vektör alanları ile ilgili faydalı olduğunu düşündüğüm bir noktayı sizinle paylaşacağım. Şimdi ekrandaki gibi bir koordinat düzlemi üzerinde durduğumuzu düşünelim. Düzlem üzerinde küçük su damlaları var ve bu su damlaları bir yönde akmaya başlayacaklar. Sizce bu akışı matematiksel olarak nasıl tanımlayabiliriz? Her noktadaki damlacıklar farklı yönlerde hareket ediyor olsunlar. Burada aşağı ve sola doğru, burada hızlıca ve yukarı doğru, burada ise daha yavaşlar. Uzaydaki her noktaya bir vektör ve sıvıların akışı içinde bir özellik atayacak olursak, bu arada bu çok da belirgin olmayabilir, mesela buraya bakacak olursanız damlacıkların ya da parçacıklar diyelim, buradan her geçişlerinde sabit bir hızla geçiyorlar ve bu hız zaman içinde değişebilir hatta değişir de. Sıvı akışları çoğu zaman zamana bağlıdır. Ama uzayın bu noktasından geçen her parçacığın bu hız vektörüne sahip olduğunu düşünebiliriz. Hız vektörleri burada yukarı yönlü ve uzun, burada ise daha kısa ve aşağı yönlüler. Animasyonu biraz daha oynatalım. Bunu uzayın farklı her noktasında yapıp farklı noktalardaki sıvı parçacıklarının hareketleri için bir vektör atadığımızda bir vektör alanı elde ederiz. Şu an ekranda çok karmaşık olmayan bir çizim görüyorsunuz. Bundan önceki videoda söylediğim gibi, bu vektörlerin ölçeklerine göre çizilmiş olmamaları da normaldir. Hepsi aynı boyda olan bu vektörler ile hareketin yönü ile ilgili bir fikrimiz olabilir. Burada her parçacığın kendisine en yakın olan vektörün yönünde hareket ettiğini görebilirsiniz. Bu sıvı akışını kavrayabilmek için iyi bir yol ve size bunun tersinin de geçerli olduğunu söyleyebilirim. Başka bir deyişle bu yolla vektör alıp alanlarını kavramak daha da kolay. Zaman zaman karşınıza çıkan bir vektör alanının neye benzediğini, özelliklerinin ne olduğunu ve onu nasıl yorumlayabileceğinizi anlayabilmek için vektör alanı her ne kadar bir sıvı akışını temsil etmiyor olsa da bir sıvı akışını temsil ettiğini düşünüp parçacıkları ve nasıl hareket edeceklerini gözünüzün önüne getirmeye çalışabilirsiniz. Örneğin bu vektör alanında animasyonu oynattığımız zaman parçacıklar bu şekilde hareket edecekler ve yoğunlukta bir değişiklik olmayacak. Parçacıklar hiçbir noktada içeri ya da dışarı doğru hareket etmiyorlar, sabit kalıyorlar ve bunun da matematiksel olarak bir anlamı var. Irak Samayı gördüğümüzde şu anda ne demekte olduğumu daha iyi anlayacaksınız. Bu örnekte ise vektör alanının nasıl bir şey olduğunu anlamak için her noktadan dışarıya doğru çıkmak isteyen bir sıvı düşünün. Evet bu sıvının yoğunluğu da burada yani orjin etrafında daha az. Bunun bir sürü başka soruyu da beraberinde getirebilecek matematiksel olarak bir anlamı var. Videonun başındaki sıvı akışını düşünecek olursanız buradaki bazı parçacıklar dönüyorlarmış gibi görünüyorlar. Burada saat yönünün tersinde, buradaysa evet saat yönünde. Peki bunun matematiksel olarak bir anlamı var mı? Burada aşağı yukarı aynı sayıda parçacık var. Buradaysa sanki yavaşça dökülüyorlarmış gibi görünüyorlar. Bunun bu vektör alanını gösteren fonksiyon için anlamı nedir? Az önce de söylediğim gibi ıraksama ve rotasyonelden bahsettiğimizde daha çok ayrıntı göreceğiz. Çok değişkenli fonksiyonları görselleştirdiğimiz için bu videoda bir ısınma turu attığımızı düşünebilirsiniz.